Arkadaşlar herkese selamlar. Şu an LRC ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağız. Bana LRC sorulmuş en son baktığım zaman. LRC ile ilgili çalışma yapmadan önce şunu söyleyeceğim. Bakınız arkadaşlar, eski çalışmalarıma mutlaka bakın. Kanala girin, bakın. Niye bakın dediğini ben bunu daha önceden çok yapardım. Size eski çalışmalarımı gösterirdim. Belli bölümlerini, tabii ki tamamını değil. Ne kadar isabetli ve nokta atışlı analiz yaptığımızın ispatı olurdu ama artık bunu pek yapmıyorum. Ama LRC sorulduğu için LRC ile ilgili bir bakayım dedim en son çalışmalarımda. Bakın arkadaşlar, kanala gireceksiniz. Kanalda hakkındanın yanında böyle bir arama butonu vardır. Burada neyi aramak istiyorsanız, örnek veriyorum, şu an konumuz LRC olduğu için LRC'yi arayacak kodunu yazacaksınız. Enter'a basmanız yeterlidir arkadaşlar. Bunu yaptığınız zaman karşınıza LRC ile ilgili ilk çalışmalardan en son çalışmaya kadar bütün çalışmalar çıkar. Burada hangi hisse ya da kriptoyu takip ediyorsanız bunların eski çalışmalarına da bakın arkadaşlar. Eski çalışmalarına da bakın çünkü çok önemli şeyler olabiliyor bazen. Şimdi mesela en son çalışmayı ben açtım. En son çalışmada tabii ki ben gidip de size 12 dakikalık videonun tamamını izletmeyeceğim. En son yaptığım çalışmanın ne kadar isabetli analiz yaptığımı sadece o bölümde göstermek istiyorum. Bakın. Şu an arkadaşlar, özür dilerim, çay Burada çikolata çalmam aşağı zaten kusura şu an destekte ve aşağı ineceği noktaları birazdan vereceğim ama LRC'de ben eğer kademeli alım için uygun. Aşağıda ineceği kötü yerler belli zaten ki bu noktaları gelirse de mükemmel alım noktasıdır. Tekrar altını çizeyim. Buradan sonra da 3x dediğimiz nokta ki diplerde yakalarsanız daha fazlası da olur. Arkadaşlar 4x olabilir, 5x olabilir. Piyasaya olduğu zaman 8x. bakın arkadaşlar, ben videolarda zaten bazı tüyoları veriyorum. Orta vade ve uzun vadeye yakın hedefleri veriyorum size. Notunuzu almanızı tavsiye ederim. Şimdi hiçbir kripto, hiçbir coin maalesef gitmez arkadaşlar. Şu piyasada gitmez. Hocam bazıları gidiyor. Evet arkadaşlar, spor tokenlerinden bahsediyorsanız onlar Bitcoin dibine de gelse etkilenmezler. Onlar adı üzerinde arkadaşlar, spor tokenleri belli tarihlerde yerin dibine inerler. Belli tarihlerde de, çünkü o zaman BTC iyi bile olsa aşağılara gelebilir arkadaşlar. Belli tarihlerde de aynen şu an olduğu gibi BTC kötü bile olsa adamlar 4x 5x yaptırabiliyor. 3 ayda 15x'e yakın yapmış. Soran olmadığı için analizini yapmadım ama bir tanesi 15x'e neredeyse yakın yapmış. 3 ayda arkadaşlar, bakın 3 ayda 15x porto yapmış olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Onlar istisna arkadaşlar. Onlar istisna ama normal piyasa koşullarında şu an hedefi olan en güzel altcoin'leri bile götürmezler. Beklemek lazım. Ama notunuzu alın. Uzun vade için hedeflerini belirleyin arkadaşlar. 10x de olabilir. Beklenti dahilinde bunlar beklenebilir ama start verdiği zaman bakın arkadaşlar çok kısa sürede götürüyorlar. Çok kısa sürede. LRC'yi çok sıkı takip edin. Mükemmel noktaları belirlediğiniz zaman o zaman güzel kazanırsınız onu sonra. Demişim size, hemen bakalım. Şu an bak aşağı geliyor. Tamam. Miktar aşağı geliyor. Niye? Aşağı geleceği BTC yere aşağı bakmıyorum geliyor şimdi arkadaşlar. arkadaşlar. BTC kötü. BTC kötüyken altcoin'ler ne kadar iyi olursa olsun az önce de söylediğim gibi gelir aşağı gelir. Parası çok olan için, nakit olan için bunlar da aynı zamanda bir fırsattır. Destek kırılırsa geleceği yerler LRC'de 0,43 sent. 0,43. 0,43'ler. Bazı takipçiler hocam TR grafiğiyle de işlem açın yani söyleyin diyor ama bakın arkadaşlar TR grafiğiyle de dolar grafiği de aynıdır. Örnek veriyorum. Dolar grafiğinde 1x yapan TR grafiğinde de hemen hemen 1x yaptırırlar. %80, %90, %95 yaptırırlar. Birbirlerine çok çok yakınlardır. Bu yüzden dolayı da buradaki niye ise mesela burada %20 düşüş varsa bil ki TR grafiğinde de yaklaşık %20 düşüş var demektir. Buna göre hesaplayabilirsiniz. Bakın şu an aşağıda %10'u var. %11'i var kafada. 0,41'leri. Kırılması halinde 0,40'ları var. Yüzde yaklaşık 14 aşağısı. Buralarda 40 tepki alımları gelebilir. Gelmedi 0,37 BTC aşağı geliyor çünkü. Gelmedi 0,35 %23'e kadar. Derece gerçekten sağlamdır. O kadar çok kötü bir coin değildir. 0,3 var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, söylemiş miyim 0,3'e kadar? Arkadaşlar piyasa kötü, aşağı geliyor. Hani bu dediğim desteklerde ne yapar? Tepki alımı yapar mı? Aynı grafik arkadaşlar, farklı bir grafik değil. Bakın. Aşağı geliyor demişim. O noktalarda tutunamamış arkadaşlar. Bakın, destekte tutunamamış. Niye? BTC kötü. Ama ben size dediğim yerlerde de tepki alımı yapmış bu arada. Altını çiziyorum. Bakın arkadaşlar, şöyle büyütürsem iyi farkına varırsınız. Ya o noktalarda tepki alımları gelmiş. %20'lere kadar tepki alımı gelmiş. Bak 1, 2. 2-3 yerde tepki alımı gelmiş. Ve en son demişim arkadaşlar 0,30'lara kadar. Neyi görmüş arkadaşlar? Neyi görmüş?
0.31'e kadar. 0.31'den dönüş yaptırmışlar. Yani dediğimiz gibi gene nokta atışı arkadaşlar. Bakın. Tekrar söylüyorum. Kendi hatalarınızı başkalarına yüklemeyin arkadaşlar. Ya işte böyle hala o yorumları yapanlar var. Yorumları kötü yorum yapana söyleyeceğim. Arkadaşlar beni takip etmezsiniz olur biter ya. Olur biter yani. Ama sürekli kötü yorum yapan aynı kişiler var. Ve aynı kişiler de benim sıkı takipçilerim. Sizden daha önce bildirimleri açıyor, yorum yapıyor yani. İşin tezatına bakın. Bakın arkadaşlar nokta atışı 1. Kötü olmadığını söylemişim. Bakın nereden dönmüş? Hani çizimlere dalga geçenleri söyleyeyim. Yaklaşık %50 tekrar yükseliş yapmış. Bakın daha önce bunu aylar önce çizdiğim direnç ve destek noktalarına dönmüş arkadaşlar. Tekrar eski desteğini dediğim bak çizimi destekleri test etmiş. Dönüş yerlerini takip eden arkadaşlar bakın kaç tane nokta atış yapmışlar Allah aşkına burada ya. Kaç tane? Yani sadece burada grafiklere baksan şu grafiklerde en az 2x var. Nasıl hocam 2x? Bakın %50 sattığın zaman aşağı geliyor arkadaşlar. %20 %25 aşağı geldi. Tekrar al tekrar sat. Al satları yaptığınız zaman daha fazla kar kazanabilirsiniz. Şimdi ne yaptı? BTC kötü olduğu için bakın hala düşüş trendinde arkadaşlar düşüş trendinde o kanalı çıkamadı. Satış yediği yerleri gördünüz mü? Daha önceki çizimlerimiz keyfi çizimler değildir arkadaşlar. Bunu Bitcoin analizinde de gösterdim takipçilerime. Destek aldığı nokta keyfi çizimler miydi bunlar? Ben bunları aylar öncesinde çizdim arkadaşlar. Videolarımı tamamını izleyin orada ne demek istediğimi anlarsınız. Bu videoda söylemişim ben. Arkadaşlar demişim ben manuel çalışıyorum. Bakın piyasada bulunan indikatörlerle yorum yapan kişilerden bahsetmişim. Onların yorumları olduğunu değil de indikatörlerin yorumları sizin kendi yorumlarınız değil. Onlar ne göstermek isterlerse size onu görürsünüz. Piyasadaki indikatörler sizi %100 kazandırmak için var değiller arkadaşlar. Herkes %100 indikatörlere kazanırsa piyasada kimse kaybetmez. Ama ben manuel çalışmalarıma güveniyorum. Ama bu demek değil ki indikatörlerden tamamen uzağım. Kullanıyorum ama kendimi ona emanet etmiyorum arkadaşlar. Olay budur. Bakın destek aldığı nokta gördünüz mü? Buradan ne beklenir? Buradan BTC'yi bekliyor arkadaşlar. Bitcoin'in bakın defalarca söyledim. Kendi altcoin'lerinizi önce bir kenara atın. Önce Bitcoin'e bakın. Şu piyasada Bitcoin'e bakın. Rica ediyorum. Şu an Bitcoin desteklerinde arkadaşlar ben aşağıda bakın grup linki var. O grup linki de paylaşıyorum ben. Önemli bilgileri paylaşıyorum takipçilerime. Çünkü çok uzun süre şu an en az bir iki hafta belki videoyu paylaşamayacağım bilemiyorum ama duruma göre belki paylaşırım. Ama oradan önemli bilgileri sizinle paylaşacağım. Aşağıyı takip edin arkadaşlar. Ve eski videolarıma da mutlaka bakın faydasını görürsünüz. Ve sürekli aynı olumsuz yorum yapan kişiler ya da başkalarının yönlendirmesini yapıyor. Bilmiyorum farklı hesaplarla açık böyle bot hesaplarla falan. Kardeşim beni takip etmesin olur biter ya. Olur biter yani sen zorla niye beni takip ediyorsun ya? Hem olumsuz yorum yazıyorsun hem takip ediyorsun. Senden daha önce takip eden yok. Bütün bildirimler açık. İlk videolarımı sen izliyorsun ve sürekli aynı şekilde saçma sapan yorumlar. Öyle yaptıklarınızdan dolayıdır arkadaşlar. Mesela bugün sorsaydınız ben size mesela şu spor tokenleriyle ilgili. Spor tokenlerini çok sıkı takip edin. Onlarda çok güzel kazançlar var. Ama yükselirken almayın. Mahvedersiniz. Bütün yatırımlarınız gider. Dikkat edin ha. Çünkü onlarda çok fazla arz yok. Bir anda roket gibi çıkarırlar, roket gibi de aşağı indirirler. %50, %60 zarara uğrarsınız. Neye uğradığınızı şaşırırsınız. Bütün karınızı verirsiniz. Gidene binilmez. Kritik noktalarda zaten start verirler. Çok uzun süre de bekletmezler onlar. Çünkü niye? Piyasada şu an itibariyle spor tokenleri çok güzel yükseldiği için herkesin dikkatini çekmiş olabileceğini düşünerekten onu söyledim. Peki LRC'de ne var arkadaşlar? LRC Bitcoin ölçüsünde inecek mi? İnecek zaten. İniyor arkadaşlar. Bakın iniyor desteklerinde. Eğer Bitcoin şu an 21.500 desteğinde olması lazımdı. Yanlış hatırlamıyorsam. Güncel bakayım arkadaşlar. Evet. Kırdırmışlar arkadaşlar. 21.200 de kırmış. Onu söylemişim. Aşağı geliyor. Aşağı geliyor. Bugünkü video Bitcoin videosuna bakın arkadaşlar. Orada ben zaten söyledim gerekenleri. Ve LRC ne yapacak? Bitcoin aşağı gelirken yukarı mı çıkacak? Hayır. Aşağı gelecek. Aşağı gelecek arkadaşlar. Aşağı geleceği yerler destekle tutulmaya çalışıyor. Desteğini tekrar test edecek. Çünkü önemli bir destek noktası. Altını tekrar çiziyorum. Ama Bitcoin o dediğimiz kötü yerlere gelirse bu destekler çalışmaz. Aşağı gelecek. Kurala uyacak arkadaşlar. LRC diğer altcoin'lerden ya da Bitcoin'den bağımsız hareket edemez. 0.36'lar. Aşağıda kırması halinde
Bir sonraki destekleri onu da vereyim. 0.35 der. 0.36 kabul edebiliriz arkadaşlar. Çok yakın çünkü birbirine. Tekrar 0.32'leri görme ihtimali var. Ha, buralar demişim mükemmel alım noktaları zaten olduğunu söylemişim daha önceki videolarımda. Mükemmel alım noktaları nedir arkadaşlar? Bir altcoin'in hani dip diye ifade ettiğimiz noktaları var ya dibe yakın bölgeleridir. Alım için en uygun noktalardır genelde. 0.27'ler eğer Bitcoin o sert hareketi yaparsa maalesef inşallah yapmaz ama yaparsa buralara kadar bakın görür anında toplar ona bir şey demem bakın görmüş anında toplamış ona bir şey diyemiyorum toplar mı toplar çünkü Bitcoin oraya temas ettiği zaman artık Bitcoin'de boğa sırtında girebiliriz diyebileceğimiz noktalar o noktalar aşağıda kötü noktaları verdim bugünkü analize bakın arkadaşlar ve grubu da takip etmeyi unutmayın zaten bir tane grubum var başka grubum yok şu an itibariyle. Şu an ne söylerseniz söyleyin arkadaşlar. Hangi altcoin'i söylerseniz söyleyin. En baba altcoin'leri, en iyi projeleri söyleyin. Gitmez. Zararı ettirir yani aşağı geleceği çünkü aşağı geliyor arkadaşlar. Aşağı geliyor. Ama piyasa tabii ki düzelecek. Böyle olmayacak. Düzelecek arkadaşlar düzelecek. Aşağı ineceği noktaları verdim arkadaşlar. Yukarıda kırması gereken kritik direnç bölgeleri. Onları da vereyim. Ha, takılacağı noktalar. 0.43'ler. Ve özellikle kırmasını beklediğimiz nokta arkadaşlar 0.45'i kırıp üzerine atması lazım. Bitcoin boğa sezonuna girerse hani o start noktasını verirse kırdırırlar arkadaşlar kırdırırlar. Hani Bitcoin'de 130'luk bir yükseliş bekliyorum ya. O zaman ne yapar? 0.49'lar LRC'de %50'ye yakın 0.55'lere kadar yükselebilir. Bu kısa vade hedefleridir. Uzun vadedeki hedeflerim zaten bir önceki 2 ay önceki videomda söylemişim arkadaşlar. Çok var. Uzun vade hedeflerinde var. Ne var arkadaşlar uzun vade hedefine bakalım. Uzun vade hedefinde LRC'nin ya şu an bakıyorum altcoin'lerin neredeyse tamamına yakını 8x 10x var. Bazılarının da 50x var onu söyleyeyim. Ama arkadaşlar 8x 10x'ler böyle ok gibi falan gitmeyecek ya. Ha ben aldım hocam tamam 8 hemen TÜİ'ye aldım. Bakın arkadaşlar. Şimdi bazıları çok yavaş gider. Gittiğini daha iyi anlamazsınız. Bazıları da sert çıkar. Yukarı anında düşüş yapar. Mesela Burger gibi arzı az olan coinlerden bahsediyorum. 2x yaptırırlar sonra bir anında %40 %50 aşağı indirirler. Yani bir süre o kanalda devam ederse aşağı yukarı aşağı yukarı böyle gideceği de bu şekilde gider. Ama kritik noktalarda satış korsanız mesela yukarıda dediğimiz 10x'lik hedefi için siz 20x, 30x bile alabilirsiniz al satlarla. Al sat bu kadar önemli olacak ki işte asıl bizim işimiz orada olacak arkadaşlar. Kritik al sat bölgeleri, kritik al sat bölgeleri. Bitcoin bu aya girdiği zaman herkes kazanacak mı? Belli noktaya kadar herkes kazanacak. Şu an Bitcoin'in altcoin'ler deyip de biz de biliyoruz kazanacak ama ondan sonra arkadaşlar yataya sarılınca ne olacak? Yanlış yerde aldığın zaman aldığın karları geri vereceksin. O olacak. Evet, şu an için LRC'de yakın zamanda yapabileceği hedefleri bunlar arkadaşlar. Videoları kısa çekeyim diyorum. Çok uzun izlemiyorsunuz. İnşallah izleyen de var mıdır bilmiyorum ama bir başlıyorum. Genelde uzuyor arkadaşlar. Elinden gelince kısa çekmeye çalışıyorum ama altta anlattığım şeyler de önemli. Maalesef uygulamayan arkadaşlarımız da var. Tabii ki uygulamak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bunlar zaten yatırım tavsiyesi değil ama benim yıllardır tecrübelerimi aktarıyorum buraya. Bu yani değişen bir şey olmuyor. Hep aynı şeyi yapıyor. LRC'de hala bak düşeni kırmış durumda değil. Ha, bakın aşağı bir kere bu kanalı kıracak. Kırmadan olmaz. Kırmadan aşağılara bakmak lazım. Aşağılarda geleceği kötü yerleri de var. Bakın aşağılarda geleceği kötü yerleri var arkadaşlar. BTC gelirse geleceği yerler var. Bilginiz olsun. Evet şu an için söyleyeceğim. Bunlar tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.